Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. 5. videodan selamlar hepinize. Bugün ne anlatacağım size? Bugün size taksi plakası kiralarken dikkat etmeniz gereken hususlar ve harcamanız gereken tutardan bahsedeceğim. Yani bir taksi plakası kiralamak için totalde ne kadar paraya ihtiyacınız var? Fakir işi yapıyorum bugün aga. Şimdi aslında fakir işi yapıyor derken espri yapıyorum da yani gerçekten yani bütçe gerektiren bir iş. Şimdi arkadaşlar, sistemden daha önceden bahsetmiştim. Nasıl taksici olunur isimli oynatma listesindeki diğer 4 tane videoyu izlerseniz burada bütün detayları anlatıyorum. Yalnız kısa bir özet geçeceğim yine. Bugün günlerden Perşembe ve sabah bismillah deyip işime başladım. Gerçekten bu işi keyif alarak yapabilecekseniz eğer benim gibi, kesinlikle öneriyorum abi. Yalnız şimdi şundan bahsedeyim. Ben bana ulaşan herkese bunu söylüyorum. Ben bu işin ticaretini yapıyorum ve araç kiralamak için yardımcı oluyorum. Evet, ama ben bana ulaşan herkese söylüyorum. Bakın kardeşim, eğer ki sen taksiden topladığın parayı, bu işin içerisinde gördüklerimi anlatıyorum, tamam mı? Akşam gidersen kumarda yersen, karıyla kızla yersen, ne bileyim alkol müptelasıysan eğer, senden bu işte olmazsın yani. Sen bu işte olmazsın. O yüzden sen bana ulaşma. Çünkü sen bana ulaşsan da, ben sana arabayı bir şekilde alsam da, sen bu işten zarar edersin. Çünkü günlük kazanılan paranın elde tutulması gerekir. Günlük kazandığın günlük kazancını elde tutamazsan eğer gerçekten zarar edersin. Şimdi sistemden bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki Ahmet'in plakası var. Ahmet dedi ki ya ben bu plakayı işte kiraya vereyim ama şoförle kendim uğraşmayayım. Gideyim bir X bir galeri firmasına, bu firmaya vereyim. Neyse işte ben ondan aylık paramı alayım ya da yıllık paramı alayım. Şimdi bu gibi durumlarda galeri firmaları diyor ki ya bunu ben az çok biliyorum. İşte ben sana yıllık vereyim. Şu an piyasa 10 bin liraysa 8 bin lira vereyim ben sana aylık. Onun üzerinden hesaplıyorlar ve ödemesini yapıyor. Söz hakkı artık galeride oluyor. Galeri elinde bulundurmuş olduğu boş plakayla şöyle bir avantaja geçiyor. Şimdi piyasada diyelim ki güncel rakamlardan bahsediyorum, tamam mı? Fiat Egea'nın 2021'i Easy paket boş araba. Bunun rakamı şu an piyasada, yani gidin Fiat servisine bakın, 205.500 TL. Ancak galeri firması bunu alıyor ya da ikinci el alıyor, işte 10.000'de 15.000'de alıyor arabayı. Gidiyor güzel sarıya boyatıyor abi. Efendime söyleyeyim, taksimetresini takıyor. Bütün belediye ruhsatıyla alakalı bütün her şeyinizi hallediyor. Hatta sizin şoför kart işlemlerinizi bile hallediyor. Yani bu konuda A'dan Z'ye kadar, hani ev alırken anahtar teslim dersiniz ya, anahtar teslim bir şekilde arabayı alıyorsun, aldığın gibi bismillah deyip başlıyorsun çalışmaya. Yalnız şimdi yani mal sahibinden plaka bulmak gerçekten zor. Şimdi mal sahibi diyor ki ya ben paramı peşin alayım, gideyim diyor galeriyle çalışayım. Hiç diyor uğraşmayayım diyor. İşte arabanın diyor arızası olur, osu olur, busu olur. Adamın 2,5 milyon parası var. Yani öyle 3'e 5'e bakmıyor. Gidiyor galeri firmasına. Ve bu işin muazzam dolandırıcılık yöntemleri var. Yemin ediyorum var ya, gidip plaka almak isterseniz biri bilir kişi olması lazım. Ya bu konuda da ulaşabilirsiniz bana. Ayrıyeten eğer araba almak istiyorsanız, kiralamak istiyorsanız ben bu konuda hizmet verdiğimi söyledim. Galeri bu plakanın elinde olmasının avantajını şöyle sağlıyor kendisi. Sonuçta adam ticaret yapıyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz.
Yani o onun ticareti, yani o o şekilde para kazanıyor. Ben kesinlikle olumsuz bir görüşüm yok burada. Şimdi 205 bin liraysa araba, arabayı bir güzel boyuyor, taksimetresini takıyor, belediye işlemlerini hallediyor, şoför kartınızı hallediyor eğer yoksa. 230-235 yani 227-228 o civarlara bu arabayı veriyor. Eğer ki bu konuda bana ulaşırsanız ve elinizde bir miktar para varsa ben bu konuda vadede 0 faizle vadede yaptırıyorum. Şimdi bu arada kendi reklamımı yapmak değil amacım. Ben zaten Allah'a şükür olsun düzenim yerinde, iyi kötü çalışıyorum da, kazanıyorum da. Sadece içeriği oluştururken detaylı bir şekilde anlatayım ve dolandırıcılığa maruz kalmanızı istemiyorum. Çünkü bu işte muazzam dolandırıcılık yöntemleri var abi. Yani gerçekten anlayamazsınız. Bana ulaşıyor mesela adam, diyor ki işte gidelim diyor galeri firmasına. Gidiyoruz. Ya işte tamam diyor, ben diyor bir hafta düşüneyim diyor. Sonra düşünüyor, diyor ki ya diyor ben bu plakayı diyor plaka sahibinden bulursam daha iyi olur diyor. Gideyim diyor, bakayım diyor. Eğer diyor bulabilsem oradan alayım diyor. Tamam abi git diyorum. Mesela geçenlerde böyle bir olay başıma geldi. Bak bakalım abi diyorum. Adam gitmiş sahibinden.com'dan plaka bulmuş. Yani plaka sahibi sahibinden.com'a plaka vermez abi. Ben oradan arabamı kiraya vereceğim diye öyle bir ihtimal yok. Çünkü neden? Zaten karı borsada plaka. Yani kime verse alır. Adam ne yapar? Tanıdığına verir. Yani tanımadığı bir insana niye versin? Şimdi güvenilir birisine verirse adamın aylık parası getirir. Zaten plakayı kime verse hemen araba takar yani ona. Şu an iş gırla. Daha önce de bahsettim zaten. İyi de kazanıyor taksiciler. Şimdi neyse adam bulmuş oradan plakayı. Bana dedi ki böyle böyle. Dedim abi dikkat et. Bak dolandırılma. Ya ben dolandırılmam dedi. Neyse abi. Kapora vermiş buna. Bu en basit dolandırılma yöntemidir. Yani kaporayı bile vermemen lazım. İşte burada beni arasaydı mesela ben ona yardımcı olurdum. O adamın gerçekten plakası var mı yok mu onu bilirdim yani. Giderdim, konuşurdum. Adamın iki lafından anlardım. Şimdi hal böyle olunca gerçekten eğer bir işe para bağlayacaksanız bilir kişi olması lazım yanınızda. Bu bir bu işin ticareti, bakın her taksici olmaz ya, bu işin ticaretiyle uğraşan birisi olması lazım. Çünkü taksici ne yapar? Taksicinin işi A noktasından B noktasına yolcuyu götürmektir, değil mi? Herkes bu işin ticaretini bilemez. Daha önce bu işin ticaretini yapmış esnaflardan destek alabilirsiniz ve sizi güvenilir kişilere götürebilir. Şimdi velhasıl kelam işin şöyle bir detayı var. Arabayı almak için belli bir miktar paranız olması lazım. Yani sıfırdan gidip de işte ben vade yapayım, böyle bir imkan yok. Elinizde bir miktar para olacak. İster ikinci el, ister sıfır araba alabilirsiniz. Bir arabanın, bir ticari taksinin 6 yıldır İstanbul'da çalışabilme ruhsatı. Yolcu mu var orada? Bir selektör yapayım. Yok, yolcu değilmiş. Şimdi 6 yıl olan bir süreçten bahsediyorum. Bu süreç içerisinde gidersiniz belki bir plaka sahibinden bile plaka bulabilirsiniz. Bakın detaylarını anlatıyorum. Beni arayın. Beni arayın. Şimdi genelde İş garantisi diye bir sözleşme yapılması lazım. Bunu her yer yapmıyor. Ama benim götürdüğüm yerde bunu yaptırıyorum abi. İş garantisi olması lazım. Bu iş garantisi nedir? Şimdi plaka Ahmet'in üzerine ve bu bir hat aslında. Belediye burada plakaya ayrı ruhsat, araca ayrı ruhsat çıkarmıyor. Yani tek bir tane ruhsat çıkartıyor. Bu plaka arabanın üzerine takılıyor ve bu bir hat oluyor, tamam mı? Bunun için de çalışma iznini tek bir ruhsatla çıkartıyor. Bu sebepten dolayı sizin almış olduğunuz araba sizin üzerinize olmuyor. Plaka sahibinin üzerine oluyor. Ayrıca bir sözleşmeyle siz aracın üzerine hak sahibi oluyorsunuz.
Şimdi bu işin şöyle bir detayı var. Millet diyor ki ya ben o kadar para veriyorum. İşte bu araba 10 niye üzerine oluyor? İşte bu bahsettiğim devletin çalışma ruhsatını bir tek bir tane çıkarmasından kaynaklanan bir sebep bu. Yalnız diyelim ki ileride arabayı işte plakadan çıkarmak istediniz. Size ayrıyetten bir sözleşme yapılıyor ve arabanın üzerinde kesinlikle hak sahibi oluyorsunuz. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. İş garantisi şu oluyor. Diyelim ki plaka sahibi plakayı bu süreç içerisinde sattı. Size genelde 3 yıllık yapılıyor. Ama ben 4-5 yıla kadar çıkarttırabiliyorum bunu. Bu 3 diyelim ki 3 yıllık. 3 yıllık iş garantisi veriliyor ve diyor ki plaka sahibi ben plakamı satacağım. Bir dakika. Ben diyor plakamı satacağım kardeşim. Gidiyor satıyor. Sattığı kişi de diyor ki ya ben plakamla diyor kendim çalışacağım. Kendim işte örnek veriyorum araba alacağım. Kendim çalışacağım. Kendim işe çıkacağım diyor. Plakayı bana diyor geri verin. Burada sizi götürdüğüm firmada zaten elinde binlerce böyle plakası var. Fazladan da borçlu arabası var. Hemen tutuyor. Sizi mağdur etmiyor burada. Diyor ki gel kardeşim bu adam plakasını sattı. İşte sana bu plakayı çıkartıyorum. Bu plakayı veriyorum. Sana hemen başka plaka veriyor orada. Ve seni mağdur etmiyor. Ama daha önceden yani bu iş garantisi denilen mevzu yokken ne oluyordu? Plaka sahibi plakasını çektiği zaman kalıyordu zorunda. Yani bu herkesin bilmesi gereken bir şey aslında. Ama insanlarımız bu konulardan haberdar olmadan yönlendirilebiliyor. Şimdi işin bu detayını anlattım ve bahsettim ya, muazzam yöntemler var abi, hiç aklınıza bile gelmez yani. Mesela şu olay kimin aklına gelebilir değil mi? Bu sebeplerden dolayı eğer ki araç almak isterseniz ne yapacaksınız? Şurada yazan 0534 369 02 51 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşacaksınız. Bizim ekipten bir arkadaş size birkaç soru soracak ve daha sonra bana yönlendirecek. Ben de elinden geldiği kadar ister sıfır araçta ister ikinci el araçta elinizdeki bütçeye göre sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu konuyla araç plakası kiralamasıyla alakalı aklıma daha sonra gelebilecek konuları tekrar işleyeceğim ve sizlerin de sorduğu soruların üzerine yeniden konu başlıkları da anlatımını yapacağım. O yüzden kafanıza takılan bütün soruları yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı oluyorum ve şunu da izah etmek istiyorum. Ben evet bir taksiciyim. Bu içerik sadece başlı başına tek bir içerik değil. Benim bir YouTube kanalım var. Taksi içerisine aldığım yolcularla, işte gerek onların meslekleriyle, gerek o an arabanın içerisinde olan durumlarla alakalı içerik oluşturuyorum. Eğlenceli de oluyor, komedi de oluyor, dram da oluyor, aksiyon da oluyor, macera da oluyor. Kurgu kesinlikle yapmıyorum. Kurgu bende yok, onu bilmenizi istiyorum. Benim kanalımı izlerken kesinlikle kurgu diye bir endişeniz olmasın. Ya aklınıza gelebilecek her türlü aksiyon var. O yüzden kanalımda vakit geçirirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu arada biraz kilo almışım. Çiki çiki çıkıyorum. Ya bana çikin gelmiyor ya.